Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Da hayran kaldılar bir diğer başlık gazete başlığı kimden bahsediyoruz? Rıdvan Yılmaz'dan. Rıdvan Yılmaz gibisi Yok demiş gazete. Beşiktaş'ın Kayseri maçında Kayseri maçını takip eden İtalyanlar Yılmaz'a hayran kaldı. Maçı izleyen Skuatların seri A'da böyle bir sol bek yok dedikleri ifade edildi. Torino ile görüşen. Rıdvan konusunda Beşiktaş yönetimin fiyat yükseltebileceği ifade edilirken Torino kulübünün bir an önce oyuncuyu transfer etmek istediğini de aktardı. Başka bir transfer iddiası da. Muleka ile ilgili Muleka'da rakip Lyon başını atmış gazete. Beşiktaş'ın gündemindeki Muleka için Lyon devreye girdi. Yine e, Merkato'da yer alan habere göre Kasımpaşa'nın 50 bin avro kiralama bedeli ve 150 bin avro maaşla kiraladığı e, Jackson Muleka'nın e, peşinde olduğu e, iddia ediliyor. Hem e, Lyon'un hem de Beşiktaş'ın bakalım bu oyuncuyla ilgili sezon sonunda nasıl bir durum ortaya çıkacak. Ahmet Nur Çebi'den bomba açıklamalar. Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi yaklaşan kongre öncesi açıklamalarda bulundu. İnanılmaz sorunlarla boğuşarak bugünlere kadar geldik. Şimdi sorunlardan önemli ölçüde arındırdığım Beşiktaş üzerine ekonomisi sürdürülebilir yeni bir Beşiktaş kurmak istiyorum ifadelerini kullandı. Başkan Çebi, Siyah Beyazlılarda Sergen Yalçın'ın ayrılık sürecine dair soruya cevap verdi. Valerian İsmail tercihinin sebeplerini anlatan Çebi, Serlot ve Rıdvan Yılmaz transferlerine dair çarpıcı söylemlerde bulundu. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları. Valerian İsmail sizce nasıl bir başlangıç yaptı sorusuna, "Bir şeyin başlangıcı kadar gidişatı ve sonuçları da çok önemlidir. Biraz sabır gerekiyor." Bir maç çok iyi oluyor, iyi diyorsunuz. Sonra hemen kötü diyorsunuz. Şunu net olarak öğrenmeliyiz. Sabretmeyi bilmemiz lazım. Güven veriyor bana. Çünkü gayretli, çalışkan, istekli, hedefleri olan, başarıya kendine odaklamış birisi. Sporda bunlar çok önemli. Sabırlı olacak ve çok çalışacak. Yeter ki sabırlı olalım, dedi. Beşiktaş'ın kadrosunda Ersin, Can, Rıdvan, Serdar, Emirhan gibi çok potansiyelli gençler var. Sizin bu isimlerden beklentiniz nedir sorusuna sahada son derece sevilen futbolcular vardır. Onlar oynarsa bu takım gol atar, şampiyon olur diyoruz. Gençlerden bu tür karakterler olmalarını bekliyoruz. Öncelikle taraftarlara umut vermelerini istiyorum dedi. Peki Sergen Yalçın'ın ayrılması doğru muydu? Yanlış mıydı sorusuna Sergen'in kalmasını istedim. Ben çok baskı yaptım kendisine. İki kereden sonra üçüncü kez kal desek onu yıpratacaktık. Üst üste gelen puan kayıplarından hoca da tedirgin oldu. İyi bir Beşiktaşlı çünkü. Ayrılık sergen hocanın Beşiktaş'a verdiği değerden kaynaklandı, dedi. Atiba'nın durumu ne olacak? Kanada ile 2022 Dünya Kupası'na gideceği için bir sezon daha oynamak istiyor. Yeni sözleşme teklif edecek misiniz sorusuna, hoca kalsın derse kalır, Valerian İsmail şu an bize hiçbir futbolcu için görüş bildirmedi. Son hafta Konya maçının ardından rapor vereceğini ifade etti. Adem Laiç, Ensakala, Lens ve Douglas kesin gidiyor. Diğer oyunculardan kim gidecek kim kalacak o zaman belli olacak, dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşündünüz mü? Ya da istediniz mi sorusuna? Hiç aday olmayı düşünmedim. Bana bu konuda teklifler geldi. Bu vatan görevi kadar önemliyse tartışamazsınız. Kimseye askere gitmek istiyor musun denmez. Tabii ki böyle bir şey olursa hayır diyemeyiz. Ancak böyle bir sorumluluğum yok ise sağlığım el verdiği sürece Beşiktaş'a hizmet etmeyi tercih ederim, dedi. Rıdvan Yılmaz'ın talipleri hızla artıyor. Frankfurt ve Torunon'un Rıdvan için kulübe resmi teklif yaptığı doğru mu sorusuna, evet doğru, Rıdvan için resmi teklif geldi ama satmayı düşünmüyoruz. Bu yüzden bir bon servis belirlemedik. Ama 10 milyon euroyu bulması lazım teklifin. Bu sezon 10 milyon euroyu getiren olursa Rıdvan'ı Avrupa'ya gönderirim. Mühim olan Rıdvan'ı satmak kadar, yerine yeni birini koyabilmektir. Ceyhun Kazancı, Valerian İsmail ve taraftarların, Sörlot'u çok istediğini görüyoruz. Norveçli golcüyü kiralık mı, bonservisiyle birlikte mi düşünüyorsunuz sorusuna, Sörlot'u ne alacağımı söyledim, ne almayacağımı. Transfer işi gizlidir. Sörlot'un bon servisi bize uyarsa tabii ki isterim. Hesap, kitap yapacağız. Beşiktaş'ın şartlarına ne uygunsa onu yapacağız, dedi. Beşiktaş'ta savunma bilmecesi. Valerian İsmail hangi isme görev verecek? Hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı olan Montero ve Rozier'den yoksun sahaya çıkacak Valerian İsmail çalışmalara erken başladı. Fransız teknik adam öncelikle savunmanın sağına kimi koyacağına karar veremedi. Adaylar, Rozier'e ye yedek olarak devre arasında kiralıktan geri dönen Kerem Kalafat ile her zor durumda kalındığında Beşiktaş'ın vokeri olan Necip Uysal. Valer'in İsmail'i zorlayacak bir başka mevkii ise stoper. Vida'nın sakatığı sürüyor. Hırvat stoper oynamazsa, Wellington ve Serdar'ın yanında üçüncü stoperin kim olacağı çözüm bekleyen ikinci büyük soru olacak. Atiba sürpriz şekilde stopere geçebilir. Necip Sabek oynamazsa stoperde görev yapabilir. Josef de Souza bu mevkii için bir diğer alternatif. Kayseri maçında topu yere vurduğu için sarı kart gören Rozier, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Teknik direktör Valerian İsmail maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında da Rozier'i sorumsuzlukla suçladı. Rozier'in talimatta yer alan maddenin en üst limitinden ceza alacağı ifade edildi. Enkodu Kartal'ı uçurdu. Beşiktaş'ta deplasmanda alınan Kayseri spor galibiyeti, siyah-beyazlı camiayı Fenerbahçe maçı öncesinde sevindirdi. Beşiktaşlı taraftarlar dış sahada alınan 3 puanla bayrama keyifli bir şekilde girerken, Fransız oyuncu Kevin Enkudu ise galibiyetin baş mimarı olmayı başardı. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 14 lig maçında forma giyebilen tecrübeli oyuncu, Kayseri'de 72. dakikada Kyle yerine oyuna girdikten sonra adeta şov yaptı. Enkudu sahaya adım attıktan 3 dakika sonra rakip fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçirirken, bu Golden'da sadece 3 dakika sonra penaltıdan attığı golle aradaki farkı 2'ye çıkarmayı başardı. Kartal, Fransız Yıldız'ın bu golleriyle rahat bir nefes alıp, sahadan da 3 puanla ayrılırken, Enkudu da hem 7 aylık gol suskunluğunu bozdu, hem de Fenerbahçe derbisi öncesi takımını ateşledi. Valerian İsmail de Fransız oyuncu için, bugün çok iyi bir performans gösterdi, ifadesini kullandı. Fransız oyuncu Kevin Enkudu, dış sahadaki Kayseri Spor maçının ardından kişisel sosyal medya hesabından, bu hissi özlemişim, gol atmaktan ve takıma yardım etmekten mutluyum, mesajı yayınladı. Kayseri maçında 19 dakika sahada kalan Enkodu, ağları iki kez havalandırdı. Çektiği 3 şuttan iki gol olan Fransız, ceza sahasında toplam 5 kez topla buluştu. En son 11 Eylül 2021 tarihinde oynanan ve Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı yeni Malatya Spor karşılaşmasında fileleri havalandıran Kevin Enkodu, ligdeki toplam gol sayısını ise 4'e yükseltti. Beşiktaş'ın Avrupa inadı. Bitime 3 hafta kala 5. Alanya Spor'un 1, 4. Başakşehir'in 6 puan gerisinde bulunan Kara Kartal, kalan haftalarda alacağı puanlarla UEFA Konferans Ligi'nin yolunu tutmayı hedefliyor. Lig şampiyonu Trabzonspor, 10 Türkiye Kupası'nı da kazanması halinde Lig 5.sinin ön eleme turuyla Konferans Ligi'nin yolunu tutacak olmasını göz önünde bulunduran siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerian Ismail'in. Tüm hedefini yeni sezonda Avrupa olarak belirlediği öğrenildi.